Küçük çocuk Sıla ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi var. Özkan şimdi Büyükçekmece Adliyesi'nin önünde. Sevgili seyirciler hazır olun. Özkan sendeyiz. Adliyesi'nin önündeyiz. 12 yaşındaki kızımız SK'nın vermiş olduğu ifadeyle Ayşe annesi Ayşegül savcılığın talimatıyla tutuklama talimatıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti ve 3 yıl tutuklandı. Bir şey daha söylemek istemiyorum. Adalet yerini buldu. Sen küçük kızımıza tacizde bulundun mu? Hayır efendim. Peki neden kendi kimliğini kullanmıyordun? Neden kardeşin saati kimle geziyordun? Kesinlikle cezam vardı. Evet bir daha söylüyorum. Büyükçekmece Adliyesi'nin önündeyiz. Dur. Ve küçük kızımız SK'nın vermiş olduğu ifadeyle annesinin sevgilisi Murat Kol ve onu kaçıran Fatih Mehmet Dinç tutuklanmıştı. Ve bu tutukluğun üzerine nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Cezaevine götürmek adına şimdi yola çıkıyorlar. Ay. Ay. Oh. Kurtulduk. Biliyorsunuz kızımızdan günlerdir haber yoktu ama oh. Esra Eroğlu programın aracılığıyla desteğiyle kızımızı ve kaçıran Fatih Mehmet Dinç'i Ankara Emniyeti orada derdest etmişti ve ivedi bir şekilde İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Çünkü olay yeri burasıydı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade alınan şahıslar Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve şu anda cezaevine götürmek üzere de ekipler götürüyor. Oh! Ay! Oh! Adalet yerini buldu. Adalet buldu. Allah razı olsun. İçerideki ekip, dışarıdaki ekip Allah bin kere razı olsun sizden. Allah'ım razı olsun. Esra'm bir de şunu söylemek istiyorum. Dün akşam ben teyzesiyle konuştum da. Teyzesi diyor ki ben bayramın ikinci günü geldim. Benim hiçbir şeyden haberim geçin. Yok diyor. Heh, ona önemli değil. Istiyor. Şu anda bizim evet. Türkiye'nin beklediği o haber vardı. 22 Nisan'dan beri kayıp olan annenin arkadaşı Fatih Mehmet Dinç tarafından kaçırılan... Bu adam şu anda cezaevine gönderiliyor ama aynı zamanda annenin arkadaşı, annenin kendisi, annenin dini nikahlı eşi Murat Kol da cezaevine gönderildi mahkeme kararıyla. Tutuklama kararı çıktı. Şu anda da cezaevine gönderiyorlar. Hepimiz derin bir o... Allah'ım! Şimdi Özkan. Tabii biz bu arada bu haberi aldığımızdan beri ben ne tam duyabiliyorum böyle kendi içimde de böyle bir sevinç yaşıyorum. Söylemek istediğim çok şey var. Önce bize tekrar tane tane anlatır mısın? Sakin sakin anlatır mısın? Şimdi gönderildiler, araçlarına bindiler, cezaevine gönderiliyorlar. Evet. Hangi suçlardan, yani Sıla bu üç kişiden, annesinden, annesinin sevgilisinden, Fatih Mehmet Dinç'ten şikayetçi olmuş mu, hangi bilgileri aldın, bunları da aktarır mısın bize? Evet, hemen aktarmadan önce bir teşekkür de ben etmek istiyorum. Allah'ım. Tabii ki Ankara Emniyeti'ne çok teşekkür ediyorum ama İstanbul'da bu olay 22 Nisan'dan sonra, kızımız SK'nın kaybolmasından sonra... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Bürosu gerçekten bu konu hakkında inanın çok bir azimle çalıştılar. Onlara ben de çok teşekkür ediyorum. Ben de Büyükçekmece Çocuk Büro ekiplerine, vermiş olduğu Ankara'daki ifadenin... Dur Özkan anlatma gerçekten Büyükçekmece Çocuk Büro amirliğine, ekiplerine... Evet. Tüm polislerimize çok teşekkür ediyorum. Samimiyetle teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Ama ben Murat Kol gibi bizim çocuklar diyemiyorum. Şimdi bu süreci de anlat bana lütfen. Şimdi notları ulaştırdılar bana. Ankara'da kızımız SK ile Fatih Mehmet Dinç yakalandıktan sonra olay yeri İstanbul olduğu için İstanbul'a ivedi bir şekilde getirildi. Hı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bir daha ifadeler alındı. Ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'nden alınan ifadelerden sonra Büyükçekmece Başsavcılığı tarafından şahısların tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkeme sevkleri oldu. Ve nöbetçi mahkeme yine bu üç şahsı tekrar mahkeme heyetinde dinledi ve tutukluklarına karar vererek cezaevine gönderildi.
SK annesi için kendisini yasaklı maddeleri kullandırdığını ve satışına da temin ettiğini, hem kendisinin hem 12 yaşında kızımız SK'nın ve annesinin sevgilisi dediğimiz Murat Kol'un kendisine istismarda bulunduğunu ve aynı şekilde bu yasaklı maddeleri hem kendisine, yani küçük kızımıza kullandırdığını ve bu maddeyi kullanarak kızımıza istismarda bulunduğunu ve bunun da ticaretini yaptığını ve aynı şekilde Mehmet Dinç'in kendisini hürriyetine alıkoyduğundan kendisine yine cinsel saldırıda bulunduğunu ve kendisi Fatih Mehmet Dinç'in de yasaklı madde kullanıp bunun ticareti yaptığını söylüyor ve bu iddialar üzerine de, ifadenin üzerine de tutuklanma gerçekleşiyor. Ben şunu da söylemek istiyorum. Anneyle biz her zaman, Ayşegül'le her zaman konuştuğumuzda ben kızımı her zaman kolladım, hiçbir suç, günah işlemedim demişti ve kızım çıkacak, adalet yerini bulacak demişti. Evet, evet, adalet yerini buldu. Adalet kız ortaya çıktı ve her şeyi anlattı. Ve ben canlı yayında Fatih Mehmet Dinç'e mikrofon uzattığımda neden sahte kimlik kullanıyorsun, benim için önemli kullan dediğimde benim aranmam vardı, bundan dolayı sahte kimlik kullanıyorum dese de aslında hepimiz biliyoruz ki bir sürü de dosyası var kendisinin. Aynen. Dolandırıcılıktan, yani sadece bu olaylardan farklı hırsızlık, dolandırıcılıktan davalar var ki bu davalarda canlı yayınımıza bağlanmıştı. Kardeşi Enver adına bu suçları işlemişti. Evet. Şimdi evet, adalet yerini buldu. Tabii ki bu olayların yaşanması zaten başlı başına bizi yaralayan ve üzen, bir çocuk çocuk gibi yaşamalı, çocuk gibi büyümeli ve güvenli, sağlıklı, iyi bir aile ortamında yetişmeli ve yetiştirmeli. Şartlar ne olursa olsun, ekonomik şartlar ne olursa olsun, sevilmeli, sayılmalı ve geleceğe hazırlanmalı. Dünyaya getiren kadın aslında bu hayatındaki onu en mağdur eden insanlardan. Gerekli kişiler, o insanlar cezalarını çekecekler. Adalet de sağlandı, sağlanacak da, buna olan inancımız hep tamdı. Buna çok inanıyorduk, buna çok sevindim. Diğer tarafta ekran başındaki tüm annelerimize, ebeveynlere, babalara da sesleniyorum. Çocuklarınızın bir mağduriyetini görüyorsanız lütfen sessiz kalmayın. Çocuklarınız kayıpsa lütfen bizi arayın. Telefon numaralarım ekranda. Her türlü sorunda biz buradayız. Elimizden geleni yapmaya hazırız. Çünkü en önemli görevimiz, bütün toplumun görevi bu çocukları korumak. Ben bu konuda elimden geleni yani çocuk konusunda da çok da kolay geçmedi aslında. Ben yayıncılık açısından da benim için çok kolay da geçmedi. Samimiyetle de söyleyeyim. Ama sonucun böyle olması bir nebze olsa o içimdeki ateşi ve yangını söndürüyor. Ama yanmaya devam ediyor mu? Ediyor. Yani bu sadece bu çocuğun değil, bütün çocukların da davası. Benzer hayatı yaşayan çocukların da davası. O yüzden biz o yangınları söndürmeye, o çocukların üzerindeki o leş kargalarını dağıtmaya, onlar için adaleti sağlamaya devam edeceğiz. Gözünüz aydın anneciğim. Ama tedavi ettireceğiz. Çok daha büyük bir görev düşüyor. İşte o konuda bize hani... Yani annelik babalık öyle sanıldığı kadar bir çocuk dünyaya getirmek değildir. Evet. O çocuğa layıkıyla bakabilmektir. Belki az ekmek verirsiniz, belki az besin verirsiniz. Ama ruhunu gerçek anlamda doyurursanız, yetiştirirseniz, okutursanız, eğitirseniz, ona güvenli bir ortam verirseniz o çocuğu kazanırsınız. O çocuk belki de bu geleceğin cumhurbaşkanı, başbakanı, her şeyi olur. Olabilir. Ama bunu yapmazsanız, o karanlığın içine çekerseniz o çocuktan gelecekte bir şey beklemeyin. Şu saatten sonra gerçekten sizlere çok büyük bir görev düşüyor. En büyük görevim onu ilk önce tedavisini yaptırmak. Ondan sonra da ablamla birlikte yanıma almak olacak. İlk önce İnşallah. Tedavisini. Evet. İlk önce tedavi. Tabii bu noktada sırayla ilgili bir araştırma ve inceleme yapılacaktır ama ben Sayın Cumhuriyet Savcımıza seslenmek evet. istiyorum. Sıra için adalet ve tutuklama geldi. Tutuklu yargılanacaklar. Bu önemli bir karar. Ama soruşturmanızı mümkün olduğu kadar genişletin. Evet. Bunun için başında
adliyeye girdiği dakikadan itibaren çocuk kanunumuza göre eğer bir çocuk yetiştiği ortamda aile bireylerinden ya da yakın ailesinden birisi tarafından bir suç işlenmesi varsa, uyuşturucu madde varsa, kötü alışkanlıklar varsa ve bu çocuk o nedenle adliyeye ifadeye çağrılıyorsa sizin ihbarda bulunma yükümlülüğünüz vardı. Kimler? Adli ve idari merciler, emniyet, bu konuda eğitim kurumları, tüm kamu personelinin bu çocuğun koruyucu çocuk statüsüne sokulup derhal bu aileye ve çocuk için koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması gerekiyordu. Bu mevzuatta mümkün. Fakat ne oluyor bizim ülkemizde? Küçük bir çocuk evlendiriliyor. Kiminle evlendirildi? Ali ile evlendirildi. Hadi bakalım Ali'ye. Ali'yi bulan kim? Aile. O yüzden aileye de gereken ceza verilmesi lazım. Eğer vicdanı gerçekten adalet duygusuyla bir takım şeyleri o çocuk için geri getiremeyeceksiniz. Çok zor. Geç artık. Çok zor. O yüzden de bunu eğitim kurumundaki bir kişi biliyor ve sessiz kalıyorsa, bu çocukla ilgili gerekli koruyucu tedbirlerin alınmasının önleniyorsa bu anlamda, bakın bunun içerisinde eğitimciler de var. Bir istifadan bahsetmişti Esra Hanım. Elimdeki tüm ihbarları, bilgileri, dosyaları, her şeyi ben sunmak üzere zaten hazırladım. Sayın savcıma da sunmak isterim. Yani bu sadece bir annenin, annesinin, sevgisinin ve yanındaki insanın değil. Onun haricinde daha kalabalık ve tüm bu olanlara şahit olan insanların çok büyük bir ihmali. Bu da böylece ortaya çıktı. Aile buraya gelmeseydi ne olurdu ben size söyleyeyim. Ha, yani bulunurdu ama Sıla yine bu adamın yanında ve sokaklarda olmaya devam ederdi. Biz gözümüz aydın sevgili Allah seyirciler. Yani bir nevze de Sıla için ama çocuk için üzülen herkes eminim şu anda kendini birazcık daha iyi hissediyorlardır. Ama bunların yaşanmaması, bunların hiç olmaması, bir çocuğun üzülmemesi, incilmemesi bizim en büyük görevimiz. Allah razı olsun. Yani, biz yarın savcılığa gideceğiz zaten. Bu süreçte zaten beraberiz. He, beraberim. Pazartesiye kadar. Ha, evet evet doğru ben beraberiz. Ben Bartın'a gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Yarın gideceğim şeye savcılığa Orçun'la birlikte ne gerekiyorsa yapacağız ama diğer şeyleri de hani yardımcı hangi olacağız. Yöne gideceğiz? Mühim olan yani bundan sonra çocuk. Tamam Allah mı? Bin kere razı olsun sizden, ekibinizden, seyircilerimizden, polislerimizden. Allah'ım size evlat evet. acısı yaşatmasın Amin. İnşallah. Amin. Allah evlat acısı yaşatmasın Amin. Kimseye. Allah'ım şükürler olsun. Bu arada ben Sedat'a da teşekkür ediyorum. Evet. Sedat da bu süre içerisinde bizim sonradan ailemizin bir parçası oldu. O da çok destek oldu. Sıla'yı bulma konusunda ona da sevgilerimi gönderiyorum. O almıştır selamını herhalde. Sevgiler. Destek olan kim varsa tüm ekip arkadaşlarım herkese. Sizi uğurluyorum ve hem de keyifle uğurluyorum. Bugün kaçıncı gün? 14. gün mü? Sıla'nın kaybolduğu 14. gün. Biz herhalde yaklaşık 10 gündür. Evet. Beraberdik. Bir de şunu demek istiyorum. Söyle. O dişli anne var ya, o dişli anne ben buraya çıktım dişlerim yok diyerekten bana fare dişli demiş. Bunu söylemiş. Böyle zoruma gidiyor. Ben onun kızını arıyorum. O bana ne diyor? Onun fareler Allah yesin dişlerini yesin diyeceğim inşallah şimdi. Ciğerlerini. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'ıma emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.